Günaydın arkadaşlar, gurbetçi günlüğüne hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. Şimdi çocuklarımı okula bıraktım, geldim. Kar burada epey eridi çünkü yağmur yağdı. Yağmurdan sonra epey eridi ama hala böyle toplu toplu da kalmadı değil yani. Günlük güneşlik ama biraz serin hava, tabii ki kış hala. Onun dışında bugün sizlerle gelin bohçasını gösterdim, yani yayınladım. Yarın da süsleme bavulu süslemesini göstereceğim, yani bugün bu videoda. Onun açılışı yoktu, onun açılışını yapmak istedim. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur ve oluyordur. Sizlerle paylaşmak istedim bu günleri. Hem de kardeşime ana olur diye düşündüm. Böyle sonra görüşürüz o zaman. İnşallah beğenirsiniz süslemeleri de. Görüşmek üzere. Evet, ben bitirdim nişan tepsimizi. Böyle. Bunu da bu şekilde yaptım. Mor renkleri tercih ettim bunda da. Şöyle yapacaktım daha önce. Etrafına yapacaktım. Yapıştırmıştım ama beğenmedim. O yüzden böyle yaptım. Sildim bunu ama bu ayna şeyiyle silmediğim için iz yaptı. Onu bir daha sileceğim. Bir tek bunu bulabildim, makas. Makas yok maalesef. Çiçekte böyle ufak bir çiçek yaptım fazla yer kaplamaması için. Böyle nişan tepsimiz de böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik bu kadar. Şimdi bunu ben iki renk yaptım bu sefer. Bunu beyaz tül. Bu da pembe tül. Pembe fazla belli olmuyor çünkü bavulun rengine yakın aslında. Pembe tonlarında bavul, böyle vişne çürüğü gibi, gül kurusu gibi. O yüzden fazla belli olmuyor ama şöyle çiçeğim var. Beyaz da var ama beyaz mı gider, hangisi gider bilemedim. Beyaz almıştım. Şöyle. Beyaz sanki çok çiğ kalacak gibi. Bu daha güzel. Şöyle yapacağım. Şöyle sarkıtacağım. Böyle. Bunu da böyle düşündüm. Siz göremiyorsunuz tabii ki, değil mi? Sizi şöyle biraz yukarı mı kaldırsam? Durun. Biraz şöyle yukarı kaldırayım. Şu şekilde. Böyle yapacağım. Gene şuralarına gene belki kırmızı o çiçeklerden yapıştırırım. Bu da böyle olsun istedim. İkisinin aynı şekil desen olsun istemedim. Desen demişim, pardon. Yani aynı model olsun istemedim. Süsleri değişik olsun istedim. Böyle. Ben bir yapayım, hemen geliyorum. Şu şekilde oldu. Şöyle göstereyim size. Böyle buraları böyle yaptık. Bu şekilde. Şimdi dediğim gibi. Bu arada biraz ortalık dağınık, kusura bakmayın ama iki gündür hep dışarılardayız. Ve bunları, çantaları topluyoruz. Alınacak dediğim gibi bitmedi hala. Son aşamaları yapıyoruz artık. Bunda yeşil yapraklar var diye bunda karar verdim. Çünkü çiçekte de yeşil yapraklar var. Şöyle. Bakalım nasıl görünecek. Hatta şuraya bir tane koymak istiyorum şu şekilde. Siz görebildiniz mi? Görebildiniz. Evet. Şu şekilde. Aslında mor da şöyle ama açık morum var. Bununla gider mi bilemedim. Bakalım. Bugün keşke alsaydım. Gittim oraya ama bir iki çeşit daha alabilirmişim. Aslında görmüştüm de. Bunlar da böyle oluyor. Böyle. Şimdi ben fazla sizin vaktinizi almayayım. Bunları da yapıp, dediğim gibi çok fazla da abartı olsun istemiyorum. Böyle
doldurmak da istemiyorum. Sade ama şık olsun istiyorum. Umarım sade ve şık yapabilirim. Sizler de beğenirsiniz diye ümit ediyorum. Pek anlamam ben bu işlerden işte ama şanslı değiliz. Türkiye'de her şey var. Dün de dediğim gibi pandemi olmasaydı biz çok hani önceden annemle konuşuyorduk, kardeşim işte evlenirse gelir her şeyini alır gideriz buradan falan diye, ama nasip olmadı mı olmuyor. Böyle dediğim gibi vaktinizi almayayım, ben hemen böyle süsleyeyim geliyorum. Evet, şimdi bu şekilde oldu. Şöyle kaldırayım sizleri. Elim de titriyor, kusura bakmayın. Bu da küçük olan da bu şekilde oldu. Elimden geldiğince yapmaya çalıştım. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Beğenmişsinizdir. Çikolata aldık. İki tane götür. Yani iki tane aldım ben. Sonra ikisini de götürebiliriz dediler. Çikolata şu şekilde süsledim çikolatayı da. İyice yapıştırmadım bunun gülünü. Böyle düşündüm. Şimdi yapıştıracağım güzelce. Bu şekilde olacak bu da. Sade olsun istedim. Böyle pembe gül koydurdum üzerine. Dediğim gibi şu şekilde. Şöyle olacak yani. Böyle. Öbür çikolatayı da yaparsam gösteririm sizlere. Çiçeği de dediğim gibi hazır çiçek aldık. Bu şekilde aldım. Böyle. Şöyle çevireyim ki etrafındakileri de görebilirim. Üstü de bu şekilde. Altı da bu şekilde. Böyle. Şimdi buna tül yapsam mı yapmasam mı bilemedim. O yüzden bir düşüneceğim. Son haliyle görüşürüz. Bunu da bitirdim. Bunu da bu şekilde pembeyi seçtim. Pembe tül yaptım buna. Üzerine de şöyle kaldırayım sizi. Şu şekilde gene pembe gül koydum. Pembe pembeye gitti mi bilmiyorum ama artık beyaz gül yoktu. Şimdi bu saatten sonra da alma şansım yok açıkçası. Oldu ama güzel oldu. Çok da şey olmadı. Çünkü bu açık böyle şeker pembe. O biraz daha koyu pembe gibi. Böyle çiçeğimiz de hazır. Bir tek ne kaldı? Baklavamız kaldı. Bir de baklava aldık. Baklavayı da yapıp bitiriyorum inşallah. Baklava da bu şekilde yaptım. Baklavaya bu sefer tül yapmadım. Bu seferki değişik olsun dedim. Kutusuyla görünsün istedim. Böyle simli bir şey aldım. Bunu da bu şekilde yaptık. Bitti. Çok şükür. Böyle oldu. Bubble 1, Bubble 2. Bunlar kızımızın bavulları. Ailesine de yaptık. 3 bavul da ailesi için var. Zaten hazırlarken sizle birlikte hazırladık. Biliyorsunuz. Uzak yer olduğu için hepsini bir kere de götüreceğiz. Ve bavullar en güzel oldu bizim için. Yani bavul tercihi. Dün de dediğim gibi. Böyle. Ne diyeyim? Allah mesut etsin diyeyim. Bugünlük benden bu kadar olsun. Sizlere Amerika'da kendi şartlarım içerisinde pandemi döneminde nasıl bohça yapılır sizlerle paylaşmış oldum. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bye bye.